Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, Galakest'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Yüzler gülüyor. Bugün güzel bir galibiyet geldi Galatasaray adına. Kerem, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk ya. Nasılsın? Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Ya Galatasaray bol gollü galibiyet alınca keyifli olmamak içten değil. Ya bir de bu sene hani çok iyi maçlar çıkarttık oyun anlamında ama bir türlü böyle farka gidemiyorduk. Bir Başakşehir maçında oldu. Bir de bu Kayseri maçında oldu işte. Başka hatırlamıyorum. Bir de Giresun deplasmanı mı 4-0 bitmişti? 3 müydü? 4 müydü? Evet. Doğru. Giresun deplasmanı 4 atmıştık. Doğru. Aynen. Onun dışında hani böyle farka gittiğimiz falan maç olmamıştı. O açıdan güzel oldu. Önce hızlıca bir genel maç değerlendirmeni alayım. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Yani şöyle Galatasaray aslında maça çok iyi başlayamamıştı. Tabii ki 0-0 oynamakla 1-0 oynamak arasında net bir fark var. Kayserispor'da 0-0 çok daha dirençli oynadı. Orada ilk 10-15 dakikada çok etkili olamadığını söyleyebiliriz. Ama yine girişimleri vardı Galatasaray'ın. Nelson tabii tartışmalı kart pozisyonu da var. İlk yarının sonunda özellikle. Yani ona ufakça değinir geçeriz diye düşünüyorum. Sonrasında gol geldi. Gol güzel bir gol. Kerem'in işte önceki programlarda da söylemiştik. Galatasaray'ın yaratıcılık konusunda beklerden çok fazla yardım alamadığını, stoperlerden zaman zaman Abdülkerim'den katkı aldığını ama onun dışında çok fazla yaratıcılık tamamen Mertens ve Sergio Oliveira'nın üzerine biniyor. Bunu yarım yarım Kerem'le Raşista yapıyor. Raşista işte build up'larla Sacha Boy'la sağ kanatı işliyor. Kerem de ya çalımlarıyla, dribling özelliğiyle ya da Icardi bağlantısıyla, Mertens bağlantısıyla onlara attığı toplarla bunu yapıyor. Bugün kilidi açan pasın böyle gelmesi, tabii ki Icardi'nin savunma arkası koşusu, savunmacından kurtuluşu, uzak gösterip yakın köşeye vuruşu bunlar çok üst düzey meziyetler ama kilidi açan pasın gelmesi çok kritik bir şey. Çünkü o kilit açıldıktan sonra Galatasaray çağladı, aktı gitti. Ondan sonra yani ilk golü bulduğum pozisyonla ikinci golü bulduğum pozisyon arasında da öyle bir fark var. Çünkü ikinci gol, üçüncü golden sonra rakibin gardı düşüyor. Zaten aslında Kayserispor'un 11'ini birazcık hatırladığımızda yani merkez üçlü Kemen, Mensah ve Cardozo. Çok hücumcu bir üçlü. Fiziksel olarak kuvvetli bir üçlü olabilir Mensah ve Kemen aslında. Ama yani Kemen bile aslında bir 8 numara, 6 numara değil. Orada Campagnaro'yla, Ali Karami'yle işte gerçi oyuna sonradan Akah girdi. Hani onlarla bir daha tutucu bir altıyla çok daha iyi karşılayabilirlerdi merkezi. Ama işte o Campagnaro'nun devre arasında ayrılışı, Ali Karim'in bir sakatlığı var. Orada Kemen'i ilk yarı hani 5 gol 3 asist pardon 3 gol 5 asist gibi bir şey bir verim yakalamıştı Dünya Kupası arasına kadar. Ve Dünya Kupası arasına kadar bana kalırsa hani Anadolu'da çok hakkı verilmeyen oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ligin ilk 20 performansı arasında geçiyordu farklı spor sayfalarında da. Ben Kemen'i biraz hani fakir NDI'si denilebilir aslında. Yani NDI'nin biraz daha geliyor. Biraz farklılıkları var Aynen. tabii ama benzer profilde bir oyuncu. Galatasaray'da tam olarak karşılığı olmayan bir oyuncu Kemen. Yani onun daha 6 numarada oynadığı, Meysak gibi net 10 numara karakterli bir oyuncunun 8 numara oynadığı ve Cardozo gibi kanat oyuncusunun merkezde olduğu bir takıma karşı Galatasaray'ın Torreira ve Sergio Oliveira ile hem kalite olarak hem de işte Mertens'in de katkısıyla sayısal üstünlük olarak da nitelik olarak da nicelik olarak da üstün olabileceğini düşünürsün zaten maç önünde. Maçta da böyle oldu. Gollerin hızlı gelmesi de bu hakimiyeti kolaylaştırdı. Sonrasında işte ikinci gol bence orada Raşista gerçekten güzel bir bitiriş yaptı ve o Kesinlikle. Galatasaray için maçın kalanını çok daha rahat hale getirdi. Sonrasında penaltılar, işte kırmızı kartlı 10 kişide kaldı Kayseri. Ondan sonra tamamen dağıldı. İkinci yarı çok daha rahat rölantide geçen bir maç. Galatasaray işte orada tabii ki ekstra işler var. Kerem'in harika frikik golü vesaire. Galatasaray Danilo'nun Daniel'in golü de çok kaliteli bir gol. Hani tüm taraftarların her açıdan, her oyuncudan yani hiçbir oyuncunun da kötü bir performansı yoktu. Her anlamda tatmin olunacak bir maç. Hani Zaniolo'yu atıyorsun oyuna. Zaniolo golünü atıyor. Hani istiyorsun ki Zaniolo'yu hem biraz hazırlayayım hem attığı golle adını duyurayım.
piyasasını tekrar yapayım ki sezon sonundaki satma planların devam etsin. Ona ne yolu atıyorsun? O da güzel katkı veriyor. İşte Türk Berkan'ı sokuyorsun oyuna. Gomis'le çift forvet yapıyorsun. Hadi Gomis, senin de biraz gönlün olsun diyorsun. Öteki tarafta Icardi çok formda. Icardi'yi çıkarmıyorsun. Daha böyle Mertens'i daha saklamak, dinç tutmak için Mertens çıkıyorsun. Değişiklikler de gayet tadında. Ya işler bu kadar iyi giderken yaptığın her hareket doğru oluyor zaten. Doğruya dönüşü veriyor. Kesinlikle. O konuda hiçbir problem yok. Dört dörtlük bir galibiyetti. Herkes çok sevindi de. Galatasaray'ın en güçlü ilk yarılarından biriydi bu sezon. Ki bence bu Galatasaray'ın, tabii dediğim gibi kimse kötü değildi ama Galatasaray'ın en üst düzey performansı değildi. Çok daha üst düzey performanslar gösterdi maçlar oldu bence. Ben maç öncesi analizleri böyle okuduğumda hani sağlam güvendiğim kişiler hep taktik bilgisine daha doğrusu güvendiğim kişiler Galatasaray Kayserispor orta sahasını delerek çok rahat bir şekilde hani pozisyonlar ve goller üretebileceği şeklinde yorumlardı. Hatta Sinan abi, Sinan Yılmaz Sports Dijital'de o da mesela aynı şeyleri söylemişti ve hani bunlar tuttu. Senin de dediğin gibi işte Raşistan'ın golü, ortadan gelen bir top yanlış hatırlamıyorsam, evet, Icardi'nin evet. Pası. Öbür tarafta Kerem'in araya bırakışı yine ortadan. Galatasaray orada ortada büyük üstünlük kurdu. Bir tık şey söyleyeceğim. Kerem çok fazla içeri giriyor. Aslında bu plan ama ya acaba onu Raşit'sa mesela onu daha çok dengeleyebiliyor. Çizgide de daha fazla kalabiliyor. Acaba Kerem de biraz daha fazla çizgide kalabilse, Atekuk Bey biraz daha sarkıtma düşüncesi olsa bilmiyorum. Sanki Galatasaray daha etkili olabilir gibi geliyor kanatlardan. Diyeyim ve sence maçın kırılma anı? Aslında biz seninle en öncesi konuşurken evet. Ben maç başlangıcı dedim. Hani... Ya o da doğru. O da doğru. Ama işte hani burada bana kalırsa maçın kırılma anı yani iki tane kırılma anı var. Biri işte 0-0'dan 1-0'ı yapan gol en önemlisidir her zaman. Kerem'in o ekstra pası, ona zaten değindik. Ben ikinci esas kırılma anına bana kalırsa değinmek istiyorum. Çünkü hani 1-0 giden maçın yani bir maçı 65 dakika 1-0 oynamakla 5 dakika 1-0 oynamak arasında da çok büyük bir fark var. 2'ye gittiğinden sonra iç saha baskısı, işte rakibin zaten belli başlı defoları var, sıkıntıları var. Bunlar birleşince farka gitmek çok daha kolay oluyor. Icardi'nin pası, işte alışı dönüşü, merkezden o servisi bence çok dengeli de bir pas. Yani stoper oyuncusu karşılayan Kolovetsios'tu yanlış hatırlamıyorsam. Topa hamle yapayım dedi. Hamle yapmaya çalışsa bu sefer Raşit'sini alıp bomboş kalabileceğini düşündü. Geri adım attı. Çok dengeli bir pastı o. Raşit'e bir topu sürme alanı sağladı. Zamanı sağladı. Raşit'se de o alanı çok güzel değerlendirdi ve uzak köşeye yerden çok düzgün bir bitiriş yaptı. Hani benim golün atılış şeklinde ekstra keyiflendiğim bir golü. Çünkü Süper Lig'de çok gördüğümüz tarzda bir gol değil. Yani biraz Premier Lig golü gerçekten. Çünkü çok zordu. Önünde de hani rakip vardı evet. Ve kapatıyordu. Bacak arasından geçmiş yanlış evet, görmedim. Evet evet. Bacak arasından geçirip uzak köşeye hem kalecinin uzanamayacağı. Çünkü o bacak arasından o şutu çıkardın da kaleci de topu göremiyor. Yani önün bomboş olduğunda kaleci senin şutu çıkardığından çok daha rahat görüyor. Ama savunmacı önünü kapatıyorken sen savunmacının o bacak arasında o iki bacağın arasındaki o boşluğa adımlamasını bekleyerek o vuruşu yaptığın zaman kaleci de geç görüyor, geç reaksiyon verip topa yetişememesine sebep oluyor. Hem de savunmacıyı da rahatça alt etmiş oluyorsun. O güzel bir şey sağlıyor. Tam bir Premier Lig golüydü. Raşit'sa da o seviyeye yakın bir oyuncu olduğunu her hafta gösteriyor. Herkesin Raşit'sa'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili talepleri gitgide artıyor. Bakalım onu da zaman gösterecek ama Galatasaray'ın yani ideal 11'inin o kadar önemli bir parçası oldu ki artık o kadar kanıksandı ki herkes tarafından biraz tartışmalar da vardı bu konuda. Yani Zaniolo'nun niye 11 başlamadı sorusu kimseden gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın uzun yıllardır böyle tam paket her şeyi olan kanat oyuncusu bence sadece bir tane vardı, Feghouli. Hani o da tabii oynadığı o da, zaman. Aynen, o da Ramazan aylarında. Aynen. Hani çalım atabilen, birebir de adam eksiltebilen, çizgiye basan, içeri girebilen, ortaları gayet hani düzgün orta yapabilen, işte şut atabilen, gol atabilen, asist yapabilen bir oyuncu. Yeri geldiğinde dribling de yapabilen. Yani son yıllarda çok nadir oldu. Bence Raşit'sa da o şekilde. Yani tam bir paket oyuncu. Ve Feghouli'den artısı da Feghouli'nin de bence savunma disiplini çok kötü değildi bu arada. İyi seviye diyebiliriz. Raşit'sa'nın orada da öne çıktığını görüyoruz. Yani birçok ligimizdeki kanat oyuncularına bak. Hatta kendimize bak. Kerem, Yunus,
onlardan en büyük farkı ki ondan çok daha genç olmasına rağmen çok daha fazla geri katkısı da veriyor. Evet abi, kesinlikle katılıyorum. İstersen hani bunu maçın oyuncusunda değerlendirelim. Ben burada işte hipster bir tercih yapıp harika bir free kick golü atan ve maçın şeyini yapan, yani hat-trick yapan Icardi değil, maçın kilidini açan pası veren ve harika free kick golünü atan Kerem'i seçmek istiyorum ama Kerem'le birlikte Rashista'yı, ikisini birlikte değerlendirmek istiyorum burada. Evet, Kerem'in gerçekten yükselen bir performansı var. Kerem çok büyük. Taraftardan da dayak yedi, medyadan dayak yedi, Marka'dan dayak yedi. Yani bu şaka oldu biraz ama. Marka'dan dayak yedi. Hep yani bir tepki çekme huyu var Kerem. Kerem zaten böyle çok herkesin sevebileceği, çok böyle geçimli bir karakter de değil. Takımda da bu belli oldu. Dışarıdan ama, gördüğümüz öyle. Evet, yani bu kısa bir karakteristik özellik ayrı bir şey. Ama futbol sahasının içerisinde hiçbir zaman vazgeçmeyen bir huyu var, özelliği var. Ve bu işte büyük eleştiriler bence ona bir şeyler kattı da yani sezon başı katmaya devam ediyor. Kendi oyununu geliştirmeye devam ediyor. Eksiklerini gidermeye devam ediyor. Ama eksiklerini gidermede ben de Rashissa'nın varlığının, işte ben Galatasaray'ın iyi oyununun ve serisinin başlangıcında hep Rashissa'nın işin içine dahil oluşunu katıyorum. Çünkü ondan önce sen Mata, Mertens, Icardi ve kimdi diğer kanat? Diğer kanat da Kerem'di galiba. Evet. Herhalde Kerem'di. Ondan önce de Yunus oynuyordu. Yunus. Evet, Yunus Kerem oynuyordu. O maçta galiba Mertens sol kanat oynadı. Mata. Ortada. Ofans vurdu sahne. Sağ kanatta kim oynadı hatırlayamadım. Ona Yunus oynadı. Yunus mu oynadı? Ben de çok emin olamadım. Bir taraftan kontrol ederim onu. Evet. Şimdi böyle savunma yardımı olmayan ve geçirgen, sürekli top kaybeden, bir şey, yaratıcı olmaya çalışıp asla o topun takımda kalmasını sağlayamayan, sürekli bir şeyler deneyen ve top kaybeden, geriye koşmakta da zorlanan bir takım hüviyetinden Rashissa'nın varlığıyla çok daha dengeli bir takıma geçiyorsun. Şimdi Yunus Kerem sezonun başında çok kötüyken sonradan Kerem harika toparladı, eksiklerini giderdi. Şu an takımın işte Icardi ile Mertens'le en iyi bağlantı yapan hücum oyuncusu gibi duruyor. Bu çok ekstra bir şey ve bence Kerem'in değerine değer katıyor. Yani geçen sezonki performansıyla satılabileceğini ben iki katına yakın bir yani sezonda böyle bitirirse, bu işte gol asist sayılarını aynı formda devam ettirirse geçen sezonki satışının iki katı satılabileceğini düşünüyorum Kerem. Bunu sağlayan kişinin de Rashissa olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yunus savunma disiplini konusunda Kerem'le aynı şeydeydi. Bu da Mertens'e Sergio Oliveira'yı çok fazla yoruyordu ve paralıyordu gerçekten bu iki oyun. Yaşlı oyun, temposuz, ağır oyuncuyu. Oraya Rashissa'yı koyduğunda onlara çok güzel yardım ediyor. Icardi zaten toparladı. O takım presine önde destek veren adam. Şimdi bir Kerem deniyordu, bir Yunus deniyordu. Kerem kaptırıyordu, Yunus kaptırıyordu. Taraftar içinde homurtular oluşuyordu. Bu basit top kayıpları tüm takımı geri koşturuyordu. Takımda bir rahatsızlık oluşuyordu vesaire. Oyunun oturmamasındandı bunlar. Rashissa ile oyuna daha uygun bir oyuncu koyduğunda oyun daha iyi oynanıyor. Kerem de Rashissa ile birlikte yardımlarının şeyini arttırdı. Savunma yardımlarının bilincine geri döndü, savunma bilincine. Ve Rashissa'nın varlığı ona enerjisini hücuma saklama konusunda bir avantaj sağladı. Ve yani önceden şöyle düşünelim. 5 tane Kerem denedi. Bir tanesi olumlu, 4 olumsuz oldu. 5 tane Yunus denedi. Bir tanesi olumlu, 4 olumsuz oldu. Galatasaray 8 atakta geriye koştu. 2 atakta bir şeyler üretmeye çalıştı. Ve ne kadar verimli olduğu tartışılır. Ama şimdi Rashissa çok daha etkili oynuyor ve topları gereksiz çarçur etmeyen bir oyuncu. Kerem de bu 5'i diyelim ki 3'e indirdi. 3 taneden bir tanesi verimli, 2 tanesi verimsiz olunca bu sefer Galatasaray çok daha etkili pozisyonlar geliştirmeye başladı. Kerem'in işin içine dahil olup hücumu yükselttiği pozisyon sayısı da arttı. Bu da maçın başında da, maçın devamında. Hatta yani bugün şunu da eleştirebiliriz. Hani güzel her şeyi söyledik. Kerem bunu daha da üst seviyeye bugün çıkarsaydı, tüm tercihleri doğru olsaydı Galatasaray belki ilk yarıda 7'lere 8'lere gidebilirdi. Onu söyleyecektim ben de. Evet. Ama şöyle Yunus'la biraz karşılaştırdın ya. Kerem'in bence Yunus'tan farkı o içindeki o gücü, yani bırakmayışı. Ya maçın başında şey gördüm. Ya birkaç kez o pastan önce top kaybetti Kerem. Ve böyle hafif uğultular çıkıyordu tribünden. Fark ettin mi bilmiyorum. Evet fark ettim. Ve bunu her maç yaşıyor Kerem. Yani top kaybettiğinde o uğultular falan alıyor. Abi ona rağmen hani orada psikolojik çöküntü yaşamıyor.
ve oyuna odaklanıyor. Maçın kilidini açıyor. Yani Kerem'i bence üste çıkaran da bu karakteristik özelliği. Mesela hafta içi Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi'ni izledim mi bilmiyorum. Upamecano Bilmiyorum. Bayern Münih maçında Upamecano bir hata yapıyor. Dağıldı. Mahvoldu yani hiçbir şey yapmıyor. Kerem Evet. tam tersi. Yani bu Kerem'i daha da üste çıkaracak bir karakter. Bu arada senin fikirlerine katılıyorum. Ben ilk başta konuşmadık bunu yayından önce. Icardi bekliyordum senden hani Evet. gol, asist vesaire derken. Ama güzel tercih olmuş. Icardi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugün taraftarı Icardi'nin hat-trick yapması veya asist yapması bence mutlu etmedi. Bugün taraftarı Icardi'nin o son maçlardaki etkisizliğinin kaybetmesi, hareketli oluşu, sahada savaşı, bütün presleri başlatan, kovalayan sonuna kadar isim oldu. Hatta bir pozisyon vardı. Kerem bıraktı. Icardi bayağı uzaktı o bölgeye. Kerem'in bırakmasına rağmen o gitti kaydı oraya falan. Hani mükemmel işler yaptı o açıdan da. Icardi'yi de boş geçmeyelim burada. Kesinlikle kesinlikle. Zaten hani Kerem dediğim gibi bence maçın yıldızı ama Galatasaray bir Icardi takımı olma yolunda bu sezon ilerledi. Icardi iyi, Galatasaray iyi. Yani bunu unutmamak lazım. Icardi iyi değilken Galatasaray iyi değil. Galatasaray daha, yani Icardi gerçekten işte o presin de önemli bir parçası. Bazen lideri. Yani sezon başında transfer Bağlantı lideri. ettiğimizde, aynen öyle. Sezon başında transfer ettiğimizde beklemediğimiz o bağlantı oyununun da çok fazla katkısını gördük. Bugün işte o bağlantı oyunu aslında o Raşistan'ın ikinci golünü Aynen. getirdi. Ki birkaç tane daha olabilirdi. Rashica'ya falan Olabilirdi. yine pası vardı. Evet, Hatırlarsın. dediğin gibi olabilirdi. Icardi yine harika bir oyun çıkardı. Gerçekten Icardi iyi oynadığında Galatasaray iyi oynuyor zaten. Icardi oyunun içinde olduğunda, kendini adadığında iyi oynuyor. Zaten yani eski formuna dönüşlerinin sinyallerini Başakşehir maçında biraz vermişti. Bu maçta tanıdığımız, bildiğimiz, hatırladığımız, özlediğimiz Icardi geri geldi. Son bir şey söyleyeceğim burada. Bu arada bu maçta beni şey umutlandırdı biraz. Galatasaray Anadolu kulüplerine karşı zaman zaman tıkanabiliyor. Daha kapalı Özellikle oynuyor. iç sahada Evet. hakim oyun oynamakta zorlandığını biliyoruz. Aynen. Ama bu maç yine beni derbilere umutlandırdı. Çünkü derbilerde de karşında Kayserispor gibi takım göreceksin. Yani oyun anlayışı anlamında. Hani oynayacak, senin sahana gelecek. Özellikle Vodafone Park'ta Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacağız. Mesela o maçtan ben umutluyum. Beşiktaş ne kadar iyi giderse gitsin. Çünkü o oyun bizim şu an en iyi yaptığımız şey. En rahat karşılık verebildiğimiz şey. Tabii orada biraz hani taraftar falan etkilenebiliriz ama Kadıköy'de dahi bu başarılı yani. Kadıköy'de de 3-0 rahat bir Evet. skorla Ve geçti bu de. Kadıköy'de Torreira'sız olmuştu, unutmamak lazım. Evet Berkan. Bu arada çok iyi hatırlattın. Berkan'ın girdikten sonraki mücadelesinde ne diyorsun son 10 dakikada 15 dakika? Abi Ben her yerde. zaten yani aynen öyle, ben Berkan'ı beğeniyorum. Berkan'ın bu sene kendini iyi geliştirdiğini düşünüyorum. Yani hani şunu hep söylüyoruz. İşte o lider oyuncu, orta saha sorumluluğu, bunun altında Taylan Berkan Çıkaldağ, üçü birden ezildi. Bu sezon öyle liderler var ki hani onların varlığı, yani ben de eleştiriyorum hala, bence yine başarısız bir transferdir Mata, ama Mata gibi, Mertens gibi, Sergio Oliveira gibi oyun akılları, liderlerin varlığı takımdaki gelişime açık oyuncuların olgunlaşmasını, oyunu daha iyi anlamasını, kavramasını sağlıyor. Berkan'da da bu bunun katkısını iyi görüyoruz. Yani Sergio Oliveira'nın yanında oynayan Berkan, Torreira gibi çok üst düzey performans sergilen bir oyuncuyu o kadar aratmıyorsa bu da bir kazançtır, bu da bir başarıdır. Kesinlikle. Ben de takdir ediyorum Berkan'ın yükselen performansını. Normalde pek adetimiz değil Kerem ama çok konuşmayız ama kısaca bir hakem kararları hakkında çünkü bazı konular çok eleştirildi. Galatasaray'ın bu Evet. arada aleyhine durumlar değil hani lehine şeklinde bazı kararlar verildi. İşte Nelson'un sarı kart mevzuları ve kırmızı kart Evet. mevzuları. Ben önce şunları söyleyeyim. Ben penaltı pozisyonlarının ikisini de tartışmaya kapalı olduğunu söylüyorum. Hatta şey deniyor. Geçen haftaki Valencia pozisyonuna benziyor diye. Ben geçen hafta da söylemiştim. Valencia'nın pozisyonu da penaltıydı bence. Bu da net penaltı bence Kerem'in pozisyonu. Hani tartışmaya gerek yok. Torreira'nınkini zaten gördük. Direkt kafaya. Evet, direkt kafaya çok net bir darbe o. Ki Luyendama'ya bir dönem hatırlıyor musun? Kırmızı verilmemişti Alanya deplasmanı. Yani Evet. Fatih Hoca da şey demişti. Ne olacak hani kafamız mı yarılsın istiyorsunuz? Öyle bir şey demişti. Fatih Hoca Evet. mı Arda mı biri demişti. Arda Yani demişti işte. Arda'ya mı? Cagney'e Evet. veriyorsun. Ardacığım topa.
gibi böyle bir mücadele de yapmıştı. Çok gerçi güzel. Arda Turan da bugün Eyüpspor'un başına geçti. Ona da başarılar dileyelim. Başarılar diliyoruz. İnşallah orada başarılı olacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Ben de neyse, başarılı olacağını düşünüyorum. Sen şey diyordun, hakem kararlarında penaltıların tartışmaya kapalı olduğunu düşünüyordun. Bir aynen. de Nelson'un pozisyonu var. Tartışılan evet. bir pozisyon. Yani ben de hakem şey penaltı konusunda sana tamamen katılıyorum. Hakemin atladığı önemli bir pozisyon var. Raşistan'ın orta sahadayken Kemen'in böyle sırtına evet. Onu ben de düşündüm. Avantaja evet, bıraktı. Ne güzel dedim. Evet, sarı kartı vermesi gerekiyordu. Vermedi. Mertens'in benzer bir şey oldu. Mertens'inkini atlamadı. Aynen. Onu ekleyeyim. Yani hatta Raşista maçın geri kalanında kırmızı kart olabilecek bir şey yaşamadı ama aklımızdayken ama söyleyelim. Ver. Evet. Kulübü de zan altında bırakma yani. Ver. Yani işte kulübü zan altında bırakma meselesi çok su götürecek bir mesele de yani çok oralara gir. Yok demek istediğimi ya, anladın sen. Yani ben anladım. Yani saçma sapan tartışmalara açma yani. Önünü açma. Mahal verme diyorsun. Aynen öyle. Anlıyorum ben. Nelson'un pozisyonuna gelecek olursak da ben orada VAR kararını şu konuda doğru buluyorum. Mametian pozisyonda topu kontrolünü alabilmiş durumda değil. Topu kontrolünü almış ve savunmacı sadece kaleciyle baş başa kalabilmiş durumda olsa ve Nelson o zaman indirse Mametian'ı net şekilde işte o gerçekten son adam kuralı da kalktı ama o şekilde değerlendirip işte kırmızı kart verilip işte oyundan atılabilir. Ama Mametian topu kontrolünü alabilmiş durumda değil. Muslera Mametian'a oldukça yakın durumda. Mametian topu kontrol altına alsa bile hemen Muslera'nın topa müdahale şansı var. Hani o yüzden hakem eğer orada o düdüğü o şekilde çalmamışsa VAR'ın değiştirmemesini doğru buluyorum ben. Yani maçta zaten 4-0 iken yani çok bir şey değiştirecek değil. Tabii ki yani Nelson'un bir maç oynamaması önemlidir. Ama yani çok daha yani buralara da takılmayalım diye düşünüyorum ben. Hani sadece kendi açımdan değil. Yani bir maç 4-0'sa ve o maçta tartışmalı bir karar maçın kaderini değiştirmeyecekse bu kadar da inceleyip sık dokunmaya gerek yok diyorum. Son konumuzu istersen hızlıca konuşalım. Alanyaspor deplasmanı var hafta içi. Bence önemli bir eşik. Çünkü ben Galatasaray'ın Kayseri, Alanya ve Karagümrük üçlü paket olarak değerlendiriyordum Beşiktaş maç öncesi. Burada hata yapma lüksünün olmadığını düşünüyorum. Evet, Alanya evet. zor bir deplasman. Ne olursa olsun. Her ne kadar yani 3-4 maçtır çok iyi gitmiyorlar. Ersun Yunan ilk maçında 3 puan aldı ama ondan sonra galiba 4 maçta 1 puan aldı. 4 maçta yine 1 puan aldı. Ama işte biz bunu Konyaspor'a da demiştik hatırlarsın. Evet. Denmedik bir şey oldu. Bu maç hata kabul edemez. Ya zaten edemez. Hani sıkıntıya giren takımlar hedef maç olarak görürler. Çıkış maçı olarak görürler. En gündemdeki maçları. Çünkü hani oyuncuları da bu maçta yüksek performans, yüksek konsantrasyonu ikna etmek çok daha kolaydır. Kesinlikle. Çok dediğin gibi o da maçı tehlikeli kılıyor. Ya ben Galatasaray'ın yine şimdi Alanyaspor'un nasıl bir işte 11'le çıkacağı nasıl bir oyun planı benimseyeceği önemli bir şey. Ersun Yanal Farioli gibi oynatmıyor tabii ki bunu biliyoruz. Ama ya ben Galatasaray'ın çok kolay olmasa da bu maçı koparabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalara nazaran Galatasaray'ın oyununu bugün daha kuvvetli gördük. Bu kuvvetin Alanyaspor maçında da devam edeceğini düşünüyorum. Yani birazcık Galatasaray'ın kendi şeyi belirleyecek bu maçı. Rakipten ziyade kendi temposu ve iştahı belirleyecek diye düşünüyorum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam hafta içi maçlarında Fenerbahçe Başakşehir'le oynayacak. Hı hı. Yani Başakşehir tamam bu sezon büyük maçlarda vesaire çok beklenileni yapamadı ama Avrupa'da falan son maçı hatırlarsın. Ama hani puan kaybedeceği bir rakip. Potansiyel evet, evet. bir rakip. Yani Galatasaray Alanya maçını kazanırsa hani meşhur bir deyim var ya rakibini de hani strese sokacak. Yani onu gerçekleştirebilir. Bir de o kırılmayı sağlayabilir. Yani Beşiktaş derbisine gitmeden önce lüksünü arttırabilir puan kaybı lüksünü. Evet. Ya o nedenle ya dediğim gibi çok kritik bir şey. Hani herkes işte puan farkının hala hazırda 6 olduğunu biliyoruz. Bence şöyle değerlendirmek gerekiyor. Galatasaray skor avantajını da aldı çünkü. Yani 3-0. Hı-hı. 3-0'ı aldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 3 farklı yenemediği her mağlubiyette Galatasaray aslında şöyle düşünüyoruz. Galatasaray aslında 6 değil 7 puan önde. Evet. Bu önemli bir eşlik. Yani
2 maçlık değil, Galatasaray'ın 3 maçlık hata şansı var aslında. Evet, doğru diyorsun. Yani onu 4 maça çıkarabilir. Evet, işte onu 4 maça çıkarmak zaten havlu attırmaya, psikolojik olarak havlu attırmaya dönüşebilir. Fenerbahçe'de hani Beşiktaş maçında bir kırılma yaşadı ama Karagümrük maçında oldukça puan kaybetmeye elverişli bir maçtı. Butik maçları Fenerbahçe yani oyun olarak olmasa skor olarak iyi geçiyor. Bizim de aynı konsantrasyonda kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa programı sonuna geldik artık. Yok. Keyifli bir programdı. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyenlere de kısa bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip hatta bize katıl butonuna basarak destek verebilirlerse çok mutlu oluruz.